Oğlan hocamızı davet ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmanı geldi. Sunumuza başlıyoruz. Keyifli bir sunum diliyorum. Herkese. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Biz de tanışıyoruz. Hoş geldiniz. Her şeyden önce benim hikayemi dinlemeye geldim. Bugün biz de çok yaptığımız bir şans verdiğiniz için de çok teşekkürler. Önce bir şunu söylemek çok fayda var. Sunuma başlamadan önce. Şu an dinlemekte olduğunda ben işte yaklaşık 35 yaşına gelmiş dinlemeye başlamış bir adam. Öğrenci olmayanlar mıydı? Hayır, öğrenci olmayanlar. Öğrencisi 13 sene profesyonel öğrenci olarak yapmış bir adam karşımda yüksek lisans dahil. Hatta araya da asyal tutmuştum. Bu sunumda hani ne görmeye gidiyorsunuz şu an hiçbir fikrim yok açıkçası. Projeler falan da var ama daha farklı şeylerden de bahsedeceğim. Projelerin çoğu internetten okuluna girmiş olduğu için hani yüzler yüzde çok durmayacağım. Daha diğer hani ürünler diğer süreçte üzerine konuşmaya çalışacağım. Dolayısıyla hani proje görmeyi tutan arkadaşlar varsa biraz beklentilerini takip edilir. Hani daha diğer de beraber nasıl eğlenmek üzerinden. Yani çok iyi bir ürünü atmışlar. Yaman ne diyeyim sorunlamadım. Şuradan başlamakta fayda var arkadaşlar. Bari kendi kendine. Korkak korkak. Önce bir hayvanlar var diye başlayacağım. O soldaki tepini adam veriyor. Üzerim. Sen daha tepini görürsün. Bu 7 yaşındayken ben de okulun ilk günümde çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi çocuğun büyüklüğü zaman ne olacak? Ben pek kestirmek gibi bir şey olmuş. Şimdi ben de böyle bir şey alayım. Çocukların ne olacak? Kesinlikle çocukların mümkün olmuyor. Mesela atlıyorum bir tane daha. Bu da birkaç tane sonra çekiyor. Arkadaki boyun küçükleri olmayan yani çocuk benim mesela. Öndeki çocuk belki bazılarını biliyor olabilir. Cenk Erdoğan, müzisyen şöyle biliyor olabilirsiniz. Mesela Charlie Murray'ın yaptığı bütün filmlerin filmlerin neredeyse müziklerini yapan çocuk oldu şimdi. Bir tane daha atlıyorum mu? Ben de Najat Dostu'nun böyle bir yarı bilgisayarlı bir resmini hatırlamıştım. Şöyle demeye geçiyor. Çocukların bir günde ne olacağını bilmiyoruz. Şöyle çok gündemde olduğu için bunu söyleyerek başlamak zorundalar. Hepimiz ufak ufak, yani hepimiz ufak ufak büyüyoruz artık. Söz söyleyen adamlara dönüşüyoruz. Dinleyen, öğrenen adamlardan. Yani mezun olmanın ötesinde olanlardan dönüşüyoruz. Şey olmasın arkadaşlar, yani ben küçükken feminizm böyle yarı çıkacağını kimse tahmin etmiyordu ama bu kötü bir örnek olsa bile, yani çocukların işte açlıktan, efendime söyleyeyim, işte kafasına laf kapsülü gerekiyor ya da kurşunlara ölmemesi gerekiyor. Çocukların yaşaması için şansı olması gerekiyor. Bir rüzgarla başlayacağım. Bu şansı, bu hayat hakkını savunanlardan diye başlayacağım. Atlayalım geçelim. Bu çocukluk kısmından sonra daha sonra bu da çocuk. Tamam, bu üniversitenin kampüsü arkadaşlar. Kutlaştık. Öbür tarafta, toprak tarafında çekilmiş bir şey. Ben 97'de girdim üniversiteye. Bir grup o zaman şimdi zorunlu mu bilmiyorum. Hazır sınıf vardı. Listeye bağlıydı. Ben hazırlık okuyacağım dedim. Babamdan kursu yedim bayağı. Ne yapacağım ben seni yapmaya çalıştım diye askerden kaçmaya çalışıyorsun. Sen de bayağı bayağı bir kursu yedim. Doğrusu oydu çünkü bayağı iyi İngilizce bilmeme rağmen yani bir sene EYT yapmıştım. Fakat ben ve benim gibi birkaç arkadaşlar benzer düşünmüştüm İngilizce bilmesine rağmen. Ve seviye çok tutmanın soru çözmüşler. Dolayısıyla burada bütün sınıflar daha büyük iki tane adam için ayrı bir üst kurs sınıf açmaları gerekiyor. Mekan yok. O zaman bir tane şey köprünün sonunda şarap aynası var bizim zannediyorum. Oradaydı o bir sınıfı. Ben ve benim gibi birkaç arkadaşlar da hukuk fakültesine geldiler. 97 senesinde hukuk fakültesinde bir sene okuduk. Yani hukuk okumadım ama fakültede okudum bir sene. Ya tabii onu okumak demişler. Bayağı eğlenceli bir şey geçirdi. Ertesi sene de bölüme geldim. Bölüme geldiğimiz zaman taşlananlar hani herkes birbirini bulur ya. Evet, ben de bu çocuğu buldum. Bu çocuk özgür bir yerdi. Tanıyanların vardı belki. Özgür hocası biliyorsun. Şu an yardımcı hoca üniversitesinde. Burada gitar çalmaya başladık. İlk beraber gitar çalmamız. Ondan sonra da 6 yıl boyunca özgür olacak üzerinde bulundu. 6 yıl boyunca bütün bölüme kan ağlar. Özgür özellikle bir sokak sakinleri çalarak bayağı bir hani kan ağlar çıkacak. Bu gitti. Bitmedi yani bir şey. Sonra işte beraber bölüm önümüzde bir fotoğraf. Özgür Ekim şöyle bir hikayemiz oldu. Bir bölüme geldiğimiz zaman bölümde bir tane öğrenci topluluğu var. Çok ilginç bir hikayemiz bu. Çoğu insan bu kadar
Ankara'da çevre Beybaş Topluluğu diye bir topluluğu var benim o zaman. Biz geldiğimizde bölümdeki öğrenciler artık topluluğu bırakmış, kurucuları da hoca olmuştu. İşte Talat Hoca'yla Ankara'da, Arkadaşlar bir tercih edilmişsiniz. Şu an Anadolu Üniversitesi'nde işte yanlış hatırlamıyorsam tam bilgilerimiz kurusunda coğrafi sistemleri uzaktan algılama analizleri bölüm başkanı şu anda Arkadaşlar. Bunlar 92'de işte Avrupa Beybaş Mimarlığı Öğrencileri Topluluğu var. Elata Beybaş, onu da biliyoruz. Onun Türkiye'deki mini mitingini yapıyorlar. Sanırım 92 Marmaris. Bu çok büyük bir şey. Avrupa çapında da büyük bir etki üreten bir şey. Biz de geldik. Ya biz de hani topluluğa katılıyoruz dedik. Bayağı topluluk için muhatap bulamadık. Çünkü öğrenci kalmamış yok. O zaman eski bölümde işte üst ortada merdivenler. Herkes eski bölümü görmüyor mu? Hiç görmeyen var. Daha o kadar tarihi yapılmıyor. Bir kişi var. Eski bölüm merdivenlerden çıkıyor istedim. Böyle bunun yarısı kadar bir panel vardı. O topluluğun panel sunmuş. Bir tane bina mimari projesi var. Yanlış hatırlamıyorsam bir camisi yapı projesi ama çevresi değil. O durumda hani kimse de camisi diye de kaldırmamış şey varmış diye. Dedi ki biz topluluğa çıkacağız. Kimle buluştuklar? İşte Tahsin Yılmaz vardı. Tahsin Yılmaz dışında Ankara Üniversitesi'nde uçak o zaman öğrenciydi. Yani bir biz topluluk ama topluluk kalmadı. Bir ilanlar yapıştık. Toplantı yapıyoruz diye. Kimse gelmiyor toplantı. Özgürme biz. Topluluk geldi. Topluluğun adını değiştirdik. LRTR yaptık o zaman. İşte Türkiye bizim falan diye. Öyle bir durum ki özgür de biz kurumumuza girdiğimiz zaman kurumdaki arkadaşlar bize dalga geçiyorlar. Aha topluluk geldi diye biliyor ben şimdi. Bir sene de sürdü ama biz Ali'yle o panoyu her hafta değiştirdik falan böyle. Kendimizce bir şeyler yaptık falan. İnsanları çağırdılar bunlara. Bir sonraki sene gelen bilim kurumuza ilgi gösterdi. Onlar çalıştılar. Ondan sonra diğer bir kapıda gitti. Bu fotoğrafın eskisi şimdi. Orası bu iş Türkiye'ye dağıldı. LSTR'nin değişik birimleri oldu. İstanbul Üniversitesi, Uçukoğlu Üniversitesi'nde, Atatürk Üniversitesi'nde, Erkek'te, Düzce'de. İzmir'deki çocuklar dediler ki, ya LSTR hani çok yabancı. Temat var, bizimki de Temat olsun. Hani işte Ege Temat, Ankara Temat falan gibi isimlerdi. Bizi de uygun geldi, bütün üniversitelerin kapısına yattık, Temat'ı kurduk. Ya Temat'a dönüştürdük. Bu fotoğrafı almışlar değil mi? Çocuklar Türkiye çapında bir dergi çıkartmışlar, derginin arkasına bakmışlar. Bütün üniversiteleri göndermişler, bu fotoğrafta bayağı bir olay oldu. Bayağı dalga geçildi. O yüzden bu videoya koyduk. Aslında bu var zaten. Tabii yani öğrenci topluluğu kurduğun zaman şey görüşürsün. Yani ne yaparsın, ne dersin, öğrenci topluluğu ne yapar ki? Dergi çıkartıyorsun, işte araştırma yapıyorsun, onları paylaşıyorsun. Fotoğraf kursları falan düzenliyorsun mesela o dönemde. Bu fotoğraf kursunu fotoğraf yetisinden. Arabasının tekeri bozduğu için gezi tamamlayabilir burada kalan bir ekip. Burada gördüğümüz arkadaşların hepsi işte top tutan bir şekilde katılan arkadaşlar. Ve işte Ankara Üniversitesi için şu iki arkadaş dışında. Bir arkadaşım Bedir Bırak'ı sonradan sanatçı oldu. Tiyatroya Bırak'ı. Özgür'ü söyledim zaten. Ben o şartlardan benim sonraki. Devam edelim. Tabii işin şöyle bir tarafı vardı. Benim teknik olarak 2002'de mezun olmam gerekiyor lisansta. 2004'ü gördüm ben. 2004'ü gördüm ama benim için şöyle bir geleneği vardı. Son sınıfta bir fazla konuştuğum vardı. Neden? Son sınıfta zaten mezun oldum. İkinci odada konuştum. Odanın arasında. Öğrencileri konuştum. Mesela yüksek lisans öğrencilerini almadım. Yani sen odada konuştum. Ne işin var? Sen kendi öğretisi var. Öğrenciyim. Biraz daha bağımsız, biraz daha rahat bir söylem olsun diye. Şu gördüğünüz toplantı, Bartu'da yapılan bir toplantı. Burada Ankara ekibi var. Buradan Mustafa Terbi oldu. Belki siz bir anlamı var. Biz de o fenomen yaz kampları veriyoruz. Diyorsanız hep bunu biliyorlar bizi. Hani genç kendi şu arasında sıkı mesleği taşlarından bir tanesi. İzmir ekibi var. Bartın ekibi var. İstanbul ekibi var. Biz de en insanı yürüdü. Bu benden sonraki bir toplantı. Esmisi şu arkadaşlar. Hem ölçüm toplantısı. Son toplantısı. Atıyorum bir tane daha. Aldıkların böyle bir karar. O dönem bizim şöyle bir yasak sıkıntımız var. Şimdi Ankara Üniversitesi Pedral ve Çevre Topluluğu bizim zamanımıza geldi. Tüzüğünde yasal olmayan bir biçimde üniversite dışından üye de alabildiğine dair bir madde var. Bu yasal bir madde değil. Biz onu değiştirdik fakat bizim değiştirdiğimiz bekanlık tanımıyor. O da bize öğrenci kolları olduğunu söylüyor. Odanın öğrenci kolları olduğunu söylüyor ama yasal hiçbir bağlayıcılığı yok. Ancak aslında illegal örgütçümüz. Üniversitede, hani üniversitenin kutu gibi görünüyor, odada odanın öğrenci kolu diyebiliriz ama yasal kağıtlarında hiçbir şey değil. Böyle bir boyutluğum var. Oda yasal altyapıları yapıp PMO'nun yerini kurduğu zaman
Demek ki ne yapalım dedik. İzmir'deki çocuklar orada kendi şubeleriyle sıkıntılı olduğu için ya bağımsız söylemeyi kaybetmeyelim, tamamen temel ölmesin. Hani temel üzerinde geçelim ama temel üzerinde koruyalım falan dediler. O yüzden son kararı bulduk. Ondan sonra söylemeyelim. Temel yok oldu. Şimdi bildiğiniz temel gelince dönüştürüyoruz. Tabii yani hakkını aramak falan gibi şeyler söz konusu olduğu zaman bir yolda demeyiz ki sokağa çıkmak zorunda kaldığımız doğru geçelim. Mesela ben o genç olduktan sonra, ben o gençim işte bu orman mühendislerini biliyorsunuz, büyük meslek yapıp çıkartan bizim meslek alanlarını çok ciddi bir rahat ettiler. Ona dair öğrenciliğim yaptım bir projesinde. Şu sağda duran arkadaş mesela Ozan Yılmaz, geçen dönem o da yönetim kurulu başkanıydı, istifa eden başkan. Bir dönem başkanlık yürütü. Geçelim bir tane daha. Hani sadece öğrenciler çıkmıyor. O dedi, şimdi bunu özellikle koydum. Bu tarafta çok ilginç isimler bir arada çünkü. O da hocalık bir görüntü. Ağzınlar. Oktan Davlancı olduğu bir kentleri isim olarak belki bilmiş olabilirsiniz. Tuğba Oktan Hocam'ın çalışma arkadaşımız. Oktan Ondan sonra Erdal var, Ömrüm var, bu arkadaşlar Nacit'e de. Şuradaki isim ilginç bir isim, Baran bu arkadaş. Bu arkadaş çevre mühendisi. O gün sırf destek vermek için orada. Baran son iki dönemde çevre mühendisleri odası genel merkezinin başkanı. Yaklaşık 4 senedir falan çevre mühendisleri odasına yönlendi arkadaşlar. Neyse, bu durumda da muhatap olmak zorunda kalıyorsun aslında ama bu bir araç sonuçta. Aktörüm. Ha, sen nerede bir tüm işler olurken de bak çocuk böyle tümemişim orada gördüğünüz gibi. Mustafa Tarzan'ı konuşurken ben bir fotoğraf çekiyorum. Geçelim. Bu fotoğrafı özellikle koydum. Siz bunlar bilmez misiniz? Öğrencilik yaptığınız zaman başka şeyler yapıyorsunuz. Mesela siz gezilere gidiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. O bizim genel kalıp içinde yaşıyorsunuz. Fakat bu fotoğrafta özel bir isim var. Şu neydi ama şu Derviş. Derviş, benim sınıf arkadaşım. Çok genç yaşta, yani çocuğumu duyamadan kaybettik Derviş'i. Yani bu mesleği sizin önünüzde buradan çıkmışım, değerli bir meslektaş bendi. Kaybettiğimiz bir arkadaş. Onu da anmak istedim. Geçelim. Tabii şimdi siz mesleki uygulamalardan şikayet ediyor musunuz? Sudan'dan falan geçiyor yani değil mi sizin? Çalışıyor musunuz? Çapan uzak geçiyor musunuz? Arkadaşlar şu kere şikayet etmeyin. Bir tane yaşa geçiriyorlar. Şu tarafların arttırıyorsa ortadaki adam benim. Bu bildiğin tarla değil. Tarlada çalışıyor. Çok ülkenin tarlalarında. Yani ne protestolar ne bilmem ne. En sonunda kademe kademe tedbir tutarmayı başarmışlar. Ama bayağı bir biz oralarda havuç mu havuç topladık yani. Yani tefizlisi ama eğlenceliydi tabii kendisinde. Geçelim. Gezi'nin tabii ilginç tarafları var. Bir de herkes soğuktan üşüyormuştu. Osman Hoca şu an Gürcü'de. Sanıyorum bölüm başkanı oldu hocam. Böyle bir işte herkes toplanmış. Çok altı bölümde bir fotoğraf. Aslında soğuk falan yok arkadaşlar. Herkesin montunun içinde bir akı soru var. Osman Hoca bizden geldiği için herkes bir alıp diğerlerine saklamış. İçeri durum var burada. Aslında öyle bir şey var. Bunlar da yaşanıyor tabii öğrenciler. Sanıyorum aynı gün ki biz ben. Burada güzel bir şey var. Yüksel Hocam var burada. Yüksel Hoca eskiden şey vardı arkadaşlar. Biz bölüme girdiğimiz zaman iki tane ders vardı. Yeni sistemde kaldılar. Ben öyle talihsiz dedim. Lisedeyken o kredi sistemin sonuna denk geldim. Burada son sistem bize denk geldi. Bizim böyle peyzaj mimarlığına giriş diye bir dersimiz var. İlk öğrendim. Birinci sınıftayken size hala öyle mi bilmiyorum. Bölümler arası dersleri daha çok alıyorduk. Bölüme iki ders için girdik. Bölüme geldiğimde böyle eve gelmişim gibi hissederdim. Yani evine odana girmiştim gibi hissederdim. İki dersten biri de sosyal antropoloji. Bence çok önemli. Benim hani mesleğe bakışım çok etkilemiş derslerden bir tanesidir. Hani insana dair bir iş yaptığınızı ve insan faktörünün aslında bizim çok önemli bir materyalimiz olduğunu öğretmişti bana o ders. Peyzaj mimarlığına girişte de işte Yüksel Hoca gibi bize hani sevdirmişti mesleği. Yıllar sonra iş hayatına girdiğimde geçelim. Onun yaptığı bir proje alanının revizyonunda yenilenmesinde çalışacağım. Aklım önce yer var. Burası Aydın Kent Meydanı arkadaşlar. Şu gördüğünüz fark şurada. Şu ikisinde gördüğünüz fark. Yüksel Hoca'nın projesiymiş yıllar sonra. Ben de o zaman Yüksel Hoca ile beraber çalışırken bu alanın şeyinden projelendirmesi geldi. Yani. Proje alanı çok ince bir şey yaptı. Belediye bitirdi. Ya bu parkın hani çizgisini bozmadan yenilesek olmaz mı? Bizim hocamızdır. Fakat belediye tamamen yenilenmesi yönünde şey yaptınız. Mecbur konuyu geçelim. O park şu an şu projedeki şu bölge oldu.
Bu eskiyi bir hocada bir selam paylaşın. Göndermiş olayım. Geçelim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir iki proje göreceksiniz. İşte projeye ben şunu söyleyeyim. Bu projenin içinde şartı var. Özellikle kendi tasarım dediğiniz ya da yarışma projesi dediğiniz şeyin bir şahsa ait olabileceğinizi ikna vermiyorum. Çünkü bunlar ekip çalışmasıdır. Göreceğiniz projelerden bir kısmının içerisinde ben sadece görsel geliştirmesini yaptım. Bir kısmında tasarım aşamasında görev aldım. Bir kısmında uygulama detaylı ya da aplikasyonlarını, bilgisayar projelerini çizdim. Her birinde farklı yerlerinde görev aldım. Dediğim gibi proje kısmını biraz hızlı geçeceğim. Ama şeyi söylemek gerekiyor. Hani şahsa özel olarak düşünmemek lazım bu projeleri. Çoğu hani beraber çalıştığımız ekiplerin bazı ofislerin tescilli projeleridir. Sadece benim de katkı sunduğum projeler diyelim. Bu benim stajımı, ya yani benim şöyle bir şansım oldu. Galiba bizim burada konuşmama neden olan şey de odur. Ben hep mesleğin iyi adamlarına tesadüf ettim. O adamlar da bana iyi davrandılar. Yani onların hani iyi anlarına denk geldim herhalde. Staj yaparken Kemal Özgür'ün elinde yaptım. Hoca Selam Demir Ali'nin yardımcısıydım. Sonra Selam abimle de tanıştık. O da çok yardımcı oldu sağ olsun. İşte Sunay Güneyer benimle çalışma şansım oldu. Oktan Dalman Tuğlu ile çalışma şansım oldu. Şimdi Can Kuyu ile çalışıyorum. Tezler Güneyer'in bir tanesi çelik yardımcıdır. Ve hepsinden çok şey öğrenmeye çalıştım. Becerip beceremediğim tabii ki tartışılır ama bunlar arasında Kemal Özgür'ün bence farklı bir şöyle farklıdır. Staj için kapısını çaldım, gittim işte. Katarı falan kesme, çok sakal bir adam. Bu kadar değildi ama eskiden. Katarı falan kesip gittim, efendi olayım diye. Gittik, gider gitmez bana böyle sınav kağıdı, kuşuna bir cevapla falan diye 3-5 tane soru sordu falan. Şeyi söyledi, bunun içinde de bir kişisel proje mühendisliği dedi, yapısal proje mühendisliği. Feyda Cumbaşı'ydı. Ben hemen aklım dedim, bunun kişisel proje mühendisliği falan dedi. Umarım bir stajla önce konuştum bu şimdi. Stajın sonunda şey öğretti. Bak şunu unutma dedi. Senin kullanıcın dedi, yaptığın alanları kullanıcısı için ibre bütün her şey çamdır. Yaprak olan her şey ağaçtır. Geri kalanında çalı çıkmıdır. Senin peyzaj mimarlığın onları öyle bir düzende, öyle bir sistemde kullanıp ona her mevsim içinden geçtiği gibi farklı yaşatabiliyorsa ya da işte bir şekilde yapısal unsurla bütünleşip çalışabiliyorsa bitkisel peyzaj iyi yaptığın bir şeye dönüşür. Yapısal peyzajda bilmek zorunda olduğun şey çünkü bilmediğin zaman peyzajın alanı olmasına rağmen sen bilmediğin zaman mimarlar orada konuşmaya başlıyor. O yüzden böyle bir denge vardır. Hani bir diğerinden önemli değil diyecek. Bana bir çoğu özgürlerinden de öyle dedi. Bir de tabii böyle şey, işte stajın ilk gününde gittim. Benim bir tane test verip ofis istiyordur. Bütün ofis temizliği yaptım buna da. O arada şöyle bir yarışma çıktı staj bittikten sonra, kurul parti yarışması. Bu yarışma ödül alamadı. Benim çok sevdiğim bir projektiydi. Sunumu da böyle değildi arkadaşlar. Orijinal sunumu da otoketle, solidlerle hatch yaparak falan böyle. Otoket sunumuydu yani tamamen. Bir iki tane çok büyük bir boyutumuz vardı. Ödül alamadı. Ben tasarımını hala çok sevdiğim bir tasarımdı ama sonradan bir şey yaptım. Photoshop öğrendi sanki. Yani bir de kendi arşivimiz için böyle sunalım gibi. Şimdi baktığımda beğenmiyorum ama o zaman çok güzel görünüyordu gözümüzde. Böyle bir şey yaptık. İlk göz arasında öyle bir eskisi var. Geçelim. Bu fuar 2002'deydi. 2003'te Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kuruluş nedeni bir büyük şehir başladı yarışmaları. Haftaları çok fazla internetle yarışmaları çok güzel yapıyoruz ama bu yarışmanın da şöyle bir eskisi var bize. Üç boyutlu sunumları biz yapamadık. Çünkü o zaman üç boyutlu sunumları. O zaman proje sunumları, proje sunum tekniği anlamında konuşuyorum. Genelde AutoCAD'de işte boyar ya da el çıktıları, elde boyamalar gibi teknikler kullanılır. Yazılım kullananlar Corel Draw falan kullanıyorlardı, vektörel yazılım olmasından dolayı. Photoshop kullanan pek yoktu. Bir de dedik ki ya Photoshop'ta yaparmış. O arada ayıp tutmuş, ben kız arkadaşımdan ayrılmış yerim. Kullanım da ekleyip oturmuş, kendi şey çalışıyor, Photoshop çalışıyor. Ya bunu yapabiliriz dedi. Bir gittim, küçük bir tane proje aldım, Kemal Özgür'ün projelerinde. Ama bir sunum haline gittim. Ya dedim, böyle teknikler var, yapabiliriz ama bu kadar büyük ölçekte, 3-5 hafta beraber çalışacak. Hani kaldıracak bir bilgisayarımız olur mu? Hani, yani düşünsene, sunum şeye 2 gün kalmış proje testine, bilgisayar çöktü deyip veremiyorsun projeyi falan. Hani dedim, böyle bir şey olursa, ben kabul etmem de var diye. Yani eğer siz kabul ediyorsanız, riski alırsıyorsanız, ben sunumu yaparım. Tamam, mesela sunumu yaptık. 3 boyutları mimar arkadaşlar yaptı. O arkadaşlardan bir tanesi, şimdi sizin hocalarınızdan bahsettiğinizde geçenlerde bir yarışmaya girdi. Çok başarılı bir arkadaş. Üç boyutları onlar yaptı fakat bizim çizgimiz bizde olmadı. Biz bu yarışmada işte kaçıncı olduk? Üçüncü olduk.
Bir para geçtiğinde, ben daha öğrenciliğim gitmemiş, o parayı dedi ki 3 kuruş şimdi ödeyecek, 3 kuruş kursuna yedim. Fakat sonrasında ben o parayı yediğim için kursun parasını ödeyemedim artık. Ödeyemedim. Kursun sahibi benim telefonla dedi, bir gelsene, ya bir ödeyemedim hocam, ayıp da olsun, yok ben onu çağırmadım. Ya hayır, yani biz de ders veririz. Kursların ders verme hikayesi öyle başladı. Yani aklımda benim ders vermem, bilgisayar ders vermem biraz şey diyeceğim. Yemeği yedik, hesaba yedin dedi, bulaşık yedin sen. Falan gibi bir modeldir. Bunun da öyle bir hikayesi var size. Geçelim. Şimdi mevzu olmuş, bunu göremiyorsunuz ama burada bir bar var. Bu şundan dolayı var arkadaşlar burada. Bu benim ilk yaptığım şey. Çıktım, mezun oldum okuldan, iş başvurusu da bulacağım. Sizi de yazıyor, sizi de hepsi diyor falan diye. Ondan sonra ne yapayım ben? Hani hiçbir şey yok, adama bildiğini ispatlayan bir şey yok. O zaman bir arkadaşım bir barda çalışıyordu. O barı modelledim falan böyle. 3-5 tane rendim aldım. Koydum. İlk portfolyonun ilk parçasıydı. Evet, anısı var diye tutuyorum, gösteriyorum. Gördüğünüz şeyleri yapan insanlar çok kez emekleme aşamalarından geçiyorlar. Genelde sonuç birine baktığınız için hocalarınızın ya da bizim mezunlarımızın birine baktığınız zaman hani şey diyorsun, vay be nasıl yapmış adam falan diyorsun. Ama merak etme, adam senin gibi bir yerden çıktı, senin gibi emek yedi. Hani çok şükür olmayan yerlerden başladı. Yani şunu şu an bizim de yaptığımız çok daha iyisini yaptığımız iş ama o gün o zamanlarda 2 hafta falan uğraşmıştım böyle deli gibi. Bu girmiş gençlik dersini görselleştirmeden de başlayacağım ama onu da geriye bırakalım. Devam edelim. Bu da Panonos'ta bir yarışma. Bu yarışmada şu iki yol olsun olmasın diye çok tartışmıştık arkadaşlar. Cemal Özgür'ün tasarımıdır. Kalabalık bir ekiple çalışmıştık. Eğlenceli bir tasarımdır. Bununla da ikinci olduk bu yarışmada. Geçelim. Tabii hep ödüllü olmuyor bu işler. Yani ama onu ödül aldıklarının önünden de aldık. Altay'a bir yarışmaya katıldık. Bu sefer başımızda ağırlar yok. Kendi başımıza bir ekip kurduk. İşte yeni mezunlar ve öğrencimiz de var. Son sınıf öğrencimiz de arkadaşımız var. Antalya için bir kent meclisi de Konya altında. Ödül alamadık diye döndük. Ama hani biz yaptık ya. Bir projemizden önemliydi. Yani bizim projemiz falan diye. Sonra Ezgi Sarsın bir poster yapmıştı ya da bölüme falan atmıştı bizim için. Öyle bir anısı var. Devam edelim. Bu da yine Musa Kapçıkaya'da bir yarışma projesi. Burada da ikinci olduk. 2005 yılında. Geçelim. Ve her yıl bir projeye gire girip yarışmaya gire girip en son bu projede bir dilimizlik almayı başardım. Uzun dönemde. Fakat bu projeyi uygulamadılar. Çok talihsiz bir projede karar kıldılar. Yani yarışmaya girenlerin tarafından bir şey tepkiler mi geleceğim yanmayacaklar. Dışarıdan bir proje yapmışlar. Bunun da öyle bir anısı var. Geçelim. Diyarbakır'da bir planlama yarışması açıldı. Bu yarışma çok talihsiz. Planlama yarışmalarını o kadar kolay yapılamadığını bütün camiaya gösterdi. Bizim de alt ölçekte çalışmamız gerektiğini gösterdi. Bu hastalığımızdan bir tanesi. Farkında mısınız ya da biliyor musunuz bilmiyorum. Diyarbakır'da Heysel Bahçeli diye bir yer var. Böyle orada insanlar ağaçlar kesilmesin diye nöbet falan tutuyorlar. İşte şurası arkadaşlar Heysel Bahçeli'ye denilen bölge. Çok güzel bir bölge. Yarışma esnafı bir araştırma şansımız olmuştu. Yani çok tarihi anlamda çok muhteşem. Hem ekolojik anlamda hem kültürel anlamda çok farklı değerli olan bir bölge. Devam edelim. Tabii dedim ya, hep böyle ödül bilmem ne olmuyor. O projede bir satın alma almıştım. Buna Sunay abilerle beraber gittik. Erdem Mimarcı'da. Sunay Güler Erdem. Çok talihsiz bir projede. Ödül alamadan. Benim doğru bir de Sunay abinin doğum günü. O ödülü de onun ödülü de bir selam göndermiş olayım. Niye elendi? Çok güzel bir proje. Arkadaşlar, şu üst örtü var ya, ters tarafa yapmışım. Yanlış tarafa çözdüm. İki tane peyzaj mimarı, iki tane mimar, arada şerif plansı falan yaptı. İşte rezilliğe bakar mısın? Her zaman güzel oldu. Çözümler falan süper bizim gözümüzde. Arkadaş gölge nasıl ters bir yapayım başta? Ya, maç kaç, saat kaçta oynanıyor? Hiçbirini bakmamıştı yani. Böyle bir rezillik yok. Buradan futbolların yanında alakası olduğunu herhalde anlamıştım. Tabii işte önemli bir kısımdan ödüller falan aldık. İşte burada Ege'den öncelerimiz falan var. Önünde Kemal Gülsü çıkmışlarla yönelik. Burada gördüğünüz adam Murat Bektaş. İnternetten belki hani takip edenler vardır. Uçan tasarım diye. Bektaş bunu mesleğe çıktı. Çok bekleyen adamlardan bir tanesi. Kadın çok güçlü bir adammış. Hani bir iki kez beraber çalışma şansım oldu. Özel adamlardan biriymiş gerçekten. Geçelim. Bu başka bir şey hocanın verdiği çalışmada o kadar da var. Geçelim.
de Ahmet var. Arkadaşlar Ahmet bizimle yemeğe mesela verebilecek çiftlerden bir tanesi. Arkadaşlardan bir tanesi. Beraber tutuyoruz abi. Satın aldı. Aslında şimdi bizden gelmiş. Bizden demiş. Olsa bizim burada teşkil edelim bu maçta fotoğraflarını ama yani bizimle selam göndermek gerektiğini. Ne söylüyorsun? Şimdi bir de işin mutfağı var. Ve projelere bakması keyifli. Aslında her projemizde saatlerce konuşuyoruz. Tasarım nasıl yapılmış, kod çözümleri nasıl, işte araziye aplikasyonu koyduğu mudur, hepsini bırak, kullanımlar, uyumlu mu, ekolojik değerler, uyumlu alınmış mı, ciddiye alınmış mı vesaire. Şimdi bir saatlerce konuşuyoruz. Ama hani hikaye bütün süreç anlatacağız. Bir de şimdi mutfağı var. Burada tanıyorum Bursa Tatlıkaya çalışmakçı. Ofiste çalışıyorum. İlk bazı insanlar özel adamlar. Mesela Tuba var. Tuba bu bölümden çıkmış. Hani genç meslektaşları arasında özel arkadaşlardan bir tanesi. Şu an 10 takım, 90 Alman Turgu'yla beraber çalışıyor. Çok nitelikli bir meslektaş. Barış var. Barış'ı şeyden biliyorsunuz. Facebook'ta takılan arkadaşlar ben diye bir şirket açtılar yeni. Uzun süredir Tuba Öze'yle beraber çalıştık. Tuba Öze'yle beraber çalıştık. Sonra kendi evimizde ünlüdüğü arkadaşlar. Barış özel adamlar. Ben de bunlar özel olmamak beraber. Meltem yine nitelikli arkadaşlardan bir tanesi. Böyle bir şekilde hani seri üretime geçmiş bir çalışma yapıyorlar. Neyse, arka planda çalışıyoruz. Bu fotoğraf şeyden var arkadaşlar. Üç boyutlarını yapmışız, sunumu artık diyeceğim. Fakat üstüne insan kullanmamız lazım. Elimizde insan fotoğrafı yok. En son gittik. Bu fotoğraflar arkadaşlar gördüğünüz projelerden bizim ekibimiz üzerinde siyah beyaz olarak, silüet olarak var. Böyle bir sürü fotoğraf var. Ben bir tanesini koydum böyle. Çok orada yürürken bak çocuk fotoğrafına ihtiyaç var. Ben şimdi biz çocuğum falan. Ne yazık ama çok eğlendiğimizde aslında yasak olmasına rağmen çünkü imza kabul edilmiş. Bütün projelerde kendi fotoğraflarını kullanmış bu şekilde. Kimse fark etmedi. Ben şuna inanıyorum. Eğlenmediğimiz iş doğru iş değildir arkadaşlar. Ben meslekten hani çok çok büyük paralar kazanmış bir adam değilim. Hani karnım doyuyor. İşte aile, işte çocuğum var. Hani eğleniyoruz. Ama şey, eğlenmiyorsan yaptığın için hiçbir anlamıyor. Daha yoşma gibi. Kemal Özgür'ü tanıyanlar bilir. Onlar araba koleksiyonu var. Bir tane uzaktan kumandalı araba almıştı o kadar. Rampa falan yapıp maket şeylerinden. Ondan sonra araba oradan ne kadar uzaklaşırabiliriz falan diye. Öyle. Yani arada böyle de öyle. Proje de açık duruyor hala yani. Bu önemlidir arkadaşlar. Yaptığın işte eğlenir. Ben proje başlığında kullanan şeyi söylüyorum. Bir şey sanat yaparken işte arada atıldım, hafta geri döndüm falan filan o sözüyle çalışıyor. O yüzden son şeyi fark ettim. Benim ülke sans bitiremeyeceğim fark ettim. Şey yaptım, bak size ben projek dersine gidiyorum. Gel derslere gidemem. Çünkü şunu yapıyor, her hafta ben gelmek zorunda olacağım, o sözüyle görmek zorunda olacağım. Dönüldüğümüzde bir şey yapmak zorunda olacağım. O bir tepki yapayım diye bana mevcutsuzluk yaptı. O zaman öğrenci arkadaşları düşünmüştüm. Yani şimdi bölümün içindeyken şunu düşünmüyorum. Ben hani ya işte bizi bir şey öğretiyorlar ama piyasa çok farklı. Yani evet piyasa farklı doğru da bölümü öğrendikten sonra da bir kez şey yapamıyorsun. Böyle bir durum var. Yani bölümü hafife almamak gerekiyor. Bölümü eleştirme konusunda hepimiz çok şey yaparız. Yani kurumları eleştirmek çok keyifliyiz. Odayı eleştirir. İşte atıyorum başbakanı eleştirir. Bölümü eleştirir. Hocayı eleştirir. Yani çok böyle bol kesimden konuşabildiği bir yerdir herkese. Çünkü kendi evin yaşının altında değildir. O yüzden daha çok konuşur. Ne diyor hocam burada? Burada onu topu atarak konuşabiliriz aslında. Niye diyor hocam? Bizim öğrencilerimizin benim eşim de Feyzer diyor. Sınavdan almıştı bizi. Yani sebep şudur. Derste bir şey söylüyor sınav esnasında ne diyor hocam? Leyla ne eşim de cevap ver. Atıyorum. Ne yapıyorsun? Atıyorum diyor. Bir dakika ne yapıyorsun? Şimdi böylece o an biz bayağı uzunmuştuk falan filan. Çok ilginç bir şey söylemişti. Yani ben şimdi her yazı dışında, her konuşmamda atıyorum dediğimi düşünüyorum. Örnek veriyorum demeye çalışıyorum. Çünkü aslında ne kadar önemli bir değer olduğunu fark ettim. Milli Hocam benim de benim öğrencilerim boyunca en anlaşamadığım hocalardan bir tanesi. Çünkü ben size geçiyorum ve nefret edersin beni çıkıyorsunuzda. Böyle çok talihsizdir. Ciddi ciddi kanser de olmuş. Şimdi babamı kaybettim ben. Çünkü sen hepsini içmiyorum yani. İçmemeye çalışıyorum. Yani böyle hani şey çok şey öğrenmiş. Bir işin insani tarafları da var. Bununla beraber hani işte şey hafife almamak gerekiyor. Bölümü eleştirmek yanlış değil. Bölümü eleştirecek tarafları kesin taraf. Hepimiz eleştirecek tarafları var. Ama hani oradan aldığınız cebinize koymayı nasıl olmanız gerekiyor ki? Proje işinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizde peyzajcı çok piyasada. Şimdi bir göreceksiniz. Peyzaj mimarı olmak gerekiyor. Onun için biraz toplayabilmeniz gerekiyor. Bütün derslerden aldıklarınızı bir araya toplayabilmeniz gerekiyor.
Öğrenmek önemli bir parçası. Derste olmayan bir ama bir başlığı. Öğrenmeyi yanlışlıkla almayabilirim. Bu niye var? O kadar yarışma projesi falan gösterdiler. Çok çok biz de şey yapmaya başladık şimdi. Üç boyutu falan da öğrendik ya. Acaba piyasada iş yapabilir miyiz hesabı? Bu ilk yaptığımız iş yalnız komik tarafı şu. Kemal Özgür bu projeyi yapmış. Bu işte jandarma okullar komutanlığının giriş kısmı. Yani küçük alanda çok hoş verdiğim satırı. Sonra üç boyutu model dedik işte. Fakat o kadar kötü bir sunum oldu ki utancımdan getiriyorum arkadaşlar. Sana bir söylüyorum. Ve şunu yap. Benim hocam bana derste işte üç boyutu öğreten Mustafa Hoca'ya götürdü. Son bir derinmesi lazım. O bir iki bir şey koydu, bir şey yaptı. Gönderdik, adamlara verdik. Ben nasıl bir şey yaptım? Ben bunu nasıl yapamam arkadaşlar? Oturdum Photoshop'ta bilmem neyle bunu yaptım. Fakat işi vermiştik. Bu verdikten sonra yaptım ya. Sen bir şey oradan da bir ders çıkarttı kendisi. Bir şey biliyor olman yetmiyor zaten. O bütüklerini kullanabiliyor olman gerekiyor. Kuramsal olarak bir yönetim biliyordu ama hiçbirini yapamamıştım. Ta ki işi teslim ettikten sonra oturup yapana kadar bir yerinde böyle bir şeye de başlayalım. Görselleştirmeye ilerledi, döneceğim ama devam edelim. Bu benim çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Bir yarışmadan sonra bir dergi istemişti, onun için çekilmiş bir fotoğraf. Özgen, Fuat Özgen Erdoğan, ağaçları endüstri mühendisi, işte mimar Gande ve sanatçı Dolan'ın oğlu, 10 parmağında 10 marketlerden. Mustafa Terzioğlu dediğim gibi, bizim genç meslektaşlar arasında bir genç bir arkadaş. Bir de ben böyle, biz bundan sonra şey yaptık. Yarışmalara gidiyoruz, yani 3-5 sene beraber çalışmıştık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, kimin nerede ne yapacağını, tasarımda kimin hangi çizgi yaratacağını, sunumda kimin nereye ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Bir ekip olmuyoruz. F9 diye bir görselleştirme ekibi bu, freelance bir ekip. Piyasaya iş yapmaya başladık. 2-3 sene bayağı güzel para kazandık. Yani bir seneye geçindik diyebiliriz, bir kere ama olsun, geçindik. Bunu yaptık mesela. Bu ne biliyor musunuz? Şu an Lixos diye biliyorsunuz. Bir banka ortaya. O zaman çelik bir inşaat almıştı. Yeni içini yapıyorlardı. Onlara hazırlanan sunumlardı. Şimdi bunu niye koydum? Peygaj mimarının bölümünde. Peygaj mimarı bir adam konuşuyor. Görselleştirmeden bahsediyor. Çok sık bulduğum bir şey var. İşte bu üç boyut işleri, otoketler, bilmem neler hocam bunlar ne iş öğrenir mi, ne verir falan. Genelde söylüyorum ama gözler kaçıyor. Hadi biraz öyle yapmışken bu kadar önemli. Burada da söylemekte fayda var. Arkadaşlar, bilgisayar yazılımlarını öğrenin. Kalem kağıt var. Piyasaya çıkıp bir ofiste çalışmaya başladığınız zaman ve o ofiste planlama veya tasarım üzerine çalışıp çalışmaması fark etmez. Hepsi için geçerli. Diyorlar bir bilgi sistemlerinden tutun. AutoCAD'a, Photoshop'a işte. İlk boyutu sunum programları var. Bir sürü Maker, SketchUp, Lumion gibi neyse. Bunlar hepsini öğrenin. Çünkü Rapido ile çizim yapmak diye bir şey yok gerçek hayatta. Kalemi öğrenmek zorundasınız. Bu önemli çünkü tasarım çoğu kalem ve kağıtla yapılan bir şey. Ve öyle yapmak daha avantajlı. Öbür türlü yapılmaz demiyorum. Tamam bilgisayarda da yapılabilir ama kalem kağıt hem daha samimi, hem daha geri dönüşebilir, hem de esnek. Dolayısıyla kalemi kağıdı mutlaka öğren ama o yazıları bilmek zorundasın. Fakat yanılmış burada çıkıyor. Abi ben süper otoket öğrendim. 10 numara hepsi öğrendim. İşte süper peyzaj numara oldu. Yok öyle bir şey. Benim bilgisayar öğrenmemde gene hepsinin çok kötüydü. O yüzden bilgisayar öğrenerek bir şeyler yapabileceğimi zannediyorum. Çok acı bir şey işte o Kemal Özgür'den öğrettiği şeylerden bir tanesidir. Bilgisayar bilgin muhakkak sana çok fazla şey kazandırıyor. Ama iş kalemde kağıtta, kaleme geri döndürüyor Kemal Özgür. Görselleştirme tamamen başka bir şeydir. Ha, yan geri olarak kullanabilir. Değil mi? İşte iç mekan görselleştirmesi. Bunun liseyi yok, branşı yok. Bilgisayar geliştirme sanatçısı diyorlar. Yurt dışında izleye diye geçiyor. Türkiye'de öyle bir resmi sıfat da yok. Bundan para kazanılır, kazanılmaz değil. Kendi projelerinizi sunmak için de bir teknikleri kullanırsınız. Kilini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu bilgisayar yazılımı sizi peyzaj mimarı yapmaz. Peyzaj mimarı olmak başka bir şey. Ama ilk çıktığınızda size iş kullanımda acayip faydası olur. Niye söylüyorsunuz? Bakın ben 35 yaşındayım. İşçi bir peyzaj mimarı, hiç de zaman param olmadı kendi şirketimi kuracak kadar. Paramın olduğu zaman da dürüst konuşayım, cesaretim olmadı. Şimdi yanlış yaptım diye kendimi sorguladığım zaman da hocam, yolun yarısı diye yazdık ya işte. Düşündüğüm zamanlar oluyor ama ben şu an şirketi açsam iş başvurusunu bulunan adam bilgisayar bilmiyorum diye yanına kapı açıyor sokmam. Teknoloji var. Planlama çalışayım, yoranlı bir sistemleri bilmiyorsan gelme arkadaşım. İşte şey çalışayım, tasarım çalışayım, AutoCAD bilmiyorsa, herhangi bir sunum yapmayı bilmiyorsa, yalan projesi dönmüyorsa ben yani iş vermem. Benim gibi adamların yanımda iş aldığı adamların yaş kuşağını düşünüyorum. Amca 50 yaşında, 60'lar ardından da yapmış. Şimdi bu amcanın
AutoCAD bilmesini, Mac bilmesini, Photoshop bilmesini beklemek amiyane tabiri iyi niyetli bir iş. Yani kibar tabiri oldu aslında amiyane tabiri. İyi niyetli bir iş. Oradan benim ödüğüm meslektaşı iş dönem olarak alacak da bu işleri yapsın diyoruz. Tasarım yapsın diye almaz. Çünkü 60 şirketlerin bu kadar tasarım yapar ve diğer şirketlerin bu kadar tasarım yeni mezunu zaten yapamayacaktır. Ne olur? Yeni mezun işe girerken işte o teknik bilgisiyle girer. Önce teknik ressamlık yapar. Biraz ilerleyince kod çözer. Çocuk detay çözmeye başlar. İlk başta sunum bunun işlerinde çalıştığı zaman çarpıyor. Projenin diğer taraflarını mümkün eder. Bir müddet sonra küçük adamlar eline verilmeye başlar. Al bakalım şuraya bir tarafa yap bakalım ne çıkıyor senden dedi. Hadi şuraya bir donatı yap. Ne oluyor diye. Böyle böyle atar. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yazılımlar seni peyzajımları yapmak o çıktığında iş bulmak konusunda önemli bir parametredir. Piyasa gerçekliğini söylüyorum bu arada. İşte bu da dediğim gibi görselleştirme başka bir şey. Bunu unutmayın. Sizin mesleğinizin daha şeylerinden bir tanesi görselleştirme, fotoğraf, kesinlikle bilmenin ve ulaşmanın gerektiğini düşündüğüm şeyler. Önemli şeyler gibi. Bu da onlardan biri. Bana da bayağı para kazandığınız zamanında. Ama peyzajım var değil. Yani benim hikayem de. O yüzden araya çıkıyor. Geçelim. Askerlik yaptık bir arada. Böyle artık fotoğraflarımız askerlikte şeydi ya. Artık aslında patates soruyorsun ama hani kamuflajı bir defa dedim falan tatlarım edilir ya. Yani yok o süreç kamuflajda iki defa araya çıkmışımdır yani. Ama bu fotoğraf güzelliği koyduk. Geçelim. Dönünce evlendik. Hayatımda yaptığım iki doğru eylemden bir tanesi. Bir tanesi hani bu şey var işte. Yıldız Savaş'ta tanıdığım için karanlık tarafından var. Bir doğru karar aydınlık tarafı olduğunu seçmekti. İkinci doğru kararın bu kadına aşık olmaktı. O aynı derecede doğru karar olarak görmüyor olabilir tabii ama. Leyla Bey meslektaşım, peyzajcımları. Çok da başarılı bir meslektaş ama şu ara çocuk değişimi üzerine kariyer yapıyormuş. Ondan dolayı da üzgün aslında. Ama yani bana hayatı yaşadıkları hatta bugün buraya gelmemi sağlayan kişidir. Benim için özel bir şey yani. Aynen. Ama evlerinde şöyle oluyor. Freelance takılıyor. Biz iyi kötü bekar evinde geçiniyoruz ama hani ne yapacaksın? Abi evlenmişsin, borcun altına girmişsin, düzenli paraya ihtiyacın var. Hayatın gerçekleri arkadaşlar. Çok mutlu yaşadığı sıkıntı var. Yani buradan çıktığımız zaman hepimiz bir şekilde tahmin ediyorum var sorunlu. Neyse. Tam da o zaman artık ufaktan düzenli maaş alıp çatıya girdiğim bir yerler var. Yani. Altta hoca da sağ olsun. O zaman orada bir düzenli vermemiş. Hadi biz beraber seçelim. Bir önceki fotoğrafta seçilmiş ben gördüğünüz Tuğla. Burada bakın gördüğünüz gibi. Böyle bir ekip seçtik. Çok eğlenceli bir ekip. Dikkatler Koray var. Hani süper peyzajını bunu diyemem ama muhteşem fotoğrafçıdır. Sevgi şu an en güzelinde çalışıyor. Çok başarılı bir arkadaş. Fena da İstanbul'da Fena peyzajında çalışıyor. Bekir. Çok özel bir adam. Bizden mezunu tanıyorum. Bartın'dan mezun. Çok özel bir adammış. Yine Katü'den galiba mezun arkadaş. O da çok önemli adam mezunlarmış. Bora Bayrakçı Çiftdağlı hem bilmem hem peyzaj mimarıdır. O da özel adamlardan bir tanesidir. Ben de orada artık sanki ekip benimmiş gibi ortada kovdurmuşum. ben de öyle oradayım işte. Bu keyifli ekipte bayağı uzun süre çalıştık. Biz çok şey öğrendik ki bana boyunca. Hani bir okul daha oldu diyebilirim benim için. İşin üstünde. Yani biz de bir şeyler katabildik diye ümit ediyorum. Yoksa gerçekten o konuyu yaşamak lazım. Peki. Bu proje orada yaptığımız projelerden bir tanesi bir ödül töreni fotoğrafı var. Doktorajıyla beraber odanın korunan alanlar üzerine verdiğimiz için. Bunu özellikle koydum arkadaşlar. Bizim proje dediğimiz zaman böyle işte grafikler o oradan akacak, buradan işte şey yapacak, hani görsel bir şey yapacak. Bunda hiçbir yok onların. Ona rağmen ödül aldım bu projeyi ilginç bir şekilde. Ben bu neredeyse her aşamasında bulundum yani. Sunumundan tutun da işte detayların çözülmesine, tasarım aşamasına her aşamasında görev aldım. Ödül aldığı zaman ben Oktan hocalarla beraber değildim. Sağ olsun Cemil Bey, çoğunu çok önemli var projeyi bir içeride. O yüzden ben ekipte, yani güncel ekipte olmamama rağmen ödüllerimi çıkanlar yaşındayım. Bu çok ilginç bir projeydi. Burası bir koruma adı arkadaşlar. Kırdı adı. Tarihi mezarlıklar var ama kazanmıyorsunuz adı. Şimdi konstrüksiyon dersi almışsınız. Demine yol yaptığı zaman ne yaptınız? Önce kazıyorsun. Sonra onu işte kompakte ediyorsun. İşte kıştırılmış toprak. Üstüne bir 15 santim blokaj koyuyorsun. İşte üstüne de 15 santim bro beton diyorsun. İşte C15, C20 beton artık neyse o. Onu koyuyorsun. Ondan sonra işte kum veya yapıştırma harcı sayıyor musun? 15, 15, 30 taş koyuyorsun. 5 santim yapıştırma harcı koyuyorsun. Yani 50 santim olarak kazıyorsun. Karbon izin vermiyor. Adamda yol yapacak kazanmıyor. Çok güzel, orijinal
orijinal gözleme elemanları tasarladığımızda elemanın ayakta durması için kazık çakmamız lazım yani temel yapmamız lazım kazanıyoruz. Ve mühendislikle tasarımı çok ciddi bir biçimde kavga ettiğimiz görüyoruz. İşte derin temeller değil, yayvan temeller kullanıldı. Efendim mesela döşemeler kum yastıklar üzerinde traverslerle yapılmış, sıkış kazı yapılmadan falan. Anında çocuklarımız kazı devam edebilecek şekilde tasarlandı falan. Böyle eğlenceli kursu. O yüzden buraya koydum. Her zaman şu olmayabiliyor diye siz de proje değerlendireceksiniz. Artık çok ufak, bilmiyorum yapıyor musunuz? Yarışmalar falan olduğunda kolokumlarına gidenler oluyor mu? O proje şeylerini geziyor musunuz? Geziyorsanız siz de proje değerlendirmeye başladığınız demektir. Görsele her zaman bakmayın. Bazen şeytan detaylarda olabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu projenin üzerinde çok durmayacağım. Çünkü bunların internette bulunabilir projeler. Batman'ın üzerinde çevresi bayağı tamamlama yaptığım bir projedir bu. Hatta şu renkler tabağın aksi tabağı 4.5 falandı. Gözlerim patlamış durumda. Sigara içmeye çıkmıştık ofisin arkasında. Güneş doğdu. Güneş doğarken gördüğümüz renkler bunlar. O yüzden farklı diğer günler geçtik. Eğlendiğimiz bir projemiz diyebilirim. Geçelim. Çanakkale projesi, bu proje uygulandı. Çanakkale uygulanması çok güzel oldu. Uygulama projesi de aldığımız her şey değil. Tasarım değil. Bunda da bayağı alındı. Çalışma sunumundan beklenme kadar. Eğlenceli bir projedir. Geçelim. Manisa Kent Parkı, bu zaman tasarımın güzel projelerinden bir tanesidir bence. Bunda da bayağı da beğenmiştir. Geçelim. Bu sanıyorum uygulanmadı proje bayağı. İçin yapılan bir projeydi. İki projesi üzerinde kaldı bu. Devam edelim. Tabii hep böyle şimdi büyük projeleri gösteriyorsun tamam mı? Hani sonuç senin ya artistik yapacağım öğrencimizde falan şey yapacağım. Kent parklarını çalışıyorum işte. Kent meydanı var, büyük sanat parkı var falan. Yok abi bayağı da küçük toplu konut projeleri de çalışılıyor. Hani onları da çalıştım. Onlardan da aynı keyifli olarak çalışmaya çalıştım. Diyebilirim. Geçelim. Bu arada yolum var. Şu gördüğünüz işte etçek suratlı bir şeydi çıktı. Sonra şöyle güzel bir tarif kafaya dönüştü. Bu çok başka bir şeymiş arkadaşlar onu öğrendim. Yani kelimelerle anlatamazsın diyorlar ki hakikaten anlatılmıyor. Güzel bir şey yani. Tavsiye ederim hayatta bildiğiniz bir yerinde yapıyorum. Devam edelim. O yüzden Cüskop'tan ben bir işleyiş yaptım. Programı'ya geçtim. Programı iki tane var. Bir tedavi aldım programı. Öbürü de Can abi. Bunlar eskikçe ortak. İkisi de programı'ndan bir programı kentler tasarımı çevireceğim. Bu Simpaş projesi gündemde olan bir proje olduğu için koydum. Şu arkada gördüğünüz yer arkadaşlar Simpaş altı var. Reklamlarını izliyorsunuz. Bu yüzden dolayı söylüyorum. Objektif de objektif değildir. Televizyonlar insanları kandırır. Gerçi son dönemde bütün Türkiye öğrendi televizyonlar insanları kandırır ama hani bir de ben benim tarafımdan, mesleki tarafından görüşürüm. Altın Oyun'un reklamlarını izledim oldu tabii ki. Şey diyor, elimin yanında orman olmasını istiyorum. Elimin yanında hem iki yanında kayak pisti olsun istiyorum. Kayak pisti olsun. Bahsettim kayak pisti projesi için. Proje yenileniyor. Beşinci kez falan çıkacak sanıyorum. Yeniden. Buraya kayak pisti onların istediği standartlarda yapılamıyor. Alerji izin vermiyor. İşte. Şu yedinci yolları çok çok oturup bayağı bayağı kod hesaplayarak ağlaya ağlaya yapılmış şeyler. Biraz önce Ahmet'in resmini göstermiştim. Ahmet kör oldu yani. Gözleri falan yaptı. Alerji bir soğuk modelle işte kadın oldu hakkını çek falan çıldırmıştı. Bayağı bayağı debelenerek. Ama şey, proje bu haliyle uygulanamıyor. Ama bu haliyle reklamını yapıyorlar. Bu haliyle yapılan reklamdan cilal katıyorlar. El katıyorlar şu anda. Hayat böyle işte. Bir sonuç proje üzerinden de değişecek bu arada. Onu da söylemek istiyor. Proje üzerinde o yüzden bir bayağı fiyatın bilmiyor. O yüzden güzel bir katılıyorlardı. Geçelim. Bunu şundan dolayı koydum. Antalya ben Antalya'dayım. Çocukluğum orada geçti. Benim için çok anlamlı bir şeydi. Antalya kent meydanında çalışma şansım olmalı. Bir projenin nereden nereye gidebileceğini görmenizi istiyorum. Ben farklı sonuçtan çok memnun değilim ama fikir vermesi etme yani. Objektif değerlendirme tabii size aittir. Bilenler için söylüyorum. Şurası kent meydanı. Hemen onun yanında da bir park vardır. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nın olacak. Bu ilk tasarımın ilk aşamaları, ilk geç aşamaları bunlar. Şöyle olsun, fon yakalamaya çalışıyoruz. İşte havuzun, mevcut havuzun yapısı böyle onu koruyarak ne çıkartabiliriz falan diye bakıyoruz. Bunlar daha çok benim tasarımlarım.
sonrasında işte diğer ekip arkadaşlarımızla beraber tasarım var. Şey, bir geçirdik yani. Bir sonraki aşamada taşıyorum ki geldiği nokta bu. İşte burada daha net mühendislik çözümleri var. Kod çözümleri daha zenginli. İşte atıyorum kodlar arasındaki ilişkiler engel rampaları çözümleri falan daha insan gibi gelmiş durumda. Ama son hal çok daha ilginç. Geçirdik yani. Bu da projenin son hali. Tamamen alakası. Demeye çalıştığım şey şu, yaptıkça işi, işte burada üç boyutları falan da var. İşi yaptıkça su içerisinde fikir geldikçe ekliyorsun. Gittiğin yer her zaman gitmek istediğin yer olmaya da biliyor. Şu an gördüğünüz proje, teslim edilmiş bir proje. Uygun bilgilerini söylüyorlar. Geçimden önce yapamazlar ama, kalkın olamazlar ama. Çalışacak bir çözüm, düzgün uygulanırsa hani işleyen bir çözüm, mühendislik anlamında sağlam bir çözüm. Ama bir tasarım anlamında ben baktığımda hala 12 kesimler dağıttım. Döndüm onlardan yanar. Yani böyle oluyor işte. Devam ediyor. Bu da şey, üç boyutlu görselleriyle. Bu Türkiye'nin en büyük parkı arkadaşlar. Gaziantep'te Yeşil Vadisi projesi. Bu çok büyük bir proje. Bununla ilgili belki çok fazla görsel anlayışı falan da çok önemli var bu projede. Bu proje bir fırsatını dolduğunu incelemek de önerim. Yani formların akışları, fonksiyonların akışları falan gerçekten çok düşünülmüş bir hani güzel olduğunu düşündüğüm projelerden. Yani hiç görselini koymamadığım, paylaşmadığım internette görsellerden bir tanesini koyayım. Bu da giriş kapısı alanı. Şimdi şu anlamda bu önemli arkadaşlar. Giriş kapısını yapanlar şehir plancısı ve peyzaj bulunuyor. Giriş kapısının tasarımı bir insanlardan çıktı. Mimardan çıkmadı, altını çiziyor. Yapısal peyzajı taşla almayın. Yapısal peyzaj sizin alanınızdır, başkalarında bırakmamanız gereken bir alandır. Elbette tabii böyle bir kanadı 20 metre falan bir kanadı arkadaşlar. Nasıl taşınacağını burada aldığın işte mühendislik dersinde, statik dersinde hesaplayamaz. Onun için inşaat mühendisine yardım olur muhakkak. Ama dizaynından yapıyorsun. Neyi hafif olur? Ama işte alüminyum panelleri koydum, içi boş olsun, hafif olur, daha kolay taşınır. İşte atıyorum, bunu metal konstrüksiyon yapalım, hafif taşıdım. Şunun içerisinde gizli devre olsun, bilmem neler olsun, onun şeyini taşıdım gibi. Bunu sen düşünürsün. İnşaat mühendisliğini sen yönlendiriyorsun. Diyorsun ki, köprünün şuraları betonarme gidebilir ama ortasına çelik konstrüksiyon edecek, esnek olsun, hafif olsun gibi. Bunu unutmayın. Sadece ağaç gitmek benden ne oluyor genelde işin diye söylüyorum. Değil abi, bu senin işin. Bu senin işin. Bunu unutma. Bu da işte Bağcılar'da yanlış hatırlamıyorsam bir tane farklı bir projelerden bir tanesi. Geçelim. Bu şunlar arası bu da yeni Kanlıca Kent Meydanı arkadaşlar. Taze çıkmış bir şey, dün yapılmış bir şey. Sıla sağ olsun çok fazla emeği var. Bu modelin neredeyse %80'i Sıla yaptı. Ben azıcık biraz makyaj yaptım sadece, onu teşekkürler. Bu da başka bir proje. Geçelim. Konya'da Sille Barajı'nın çevresinde bir şey. Onun da var proje aşaması. Bu projenin teslim ettiğimiz anlasına başlayacak bir şey. Bu projeyi şu an olay yapıyordum. Geçtim, geçmedim, bilmiyorum yakın zamanda. Geçelim. Ben 100. yıl üniversitesi. Bu projenin bende şöyle bir şey var. Bir kere kulakta proje çok fazla şey görmemiştir. Ben şöyle anlatmaya çalışayım ki ana aks var şurada gördüğünüz. Zaten o aksın tasarımı çevresinde işte yapılar var. Bunlar da bazı yemekhane, bazı atölye, bazı yemekhane, bazı falan. Şimdi iki ana meydanımız var. Bir tane burada özel aktivite meydanı, amfili falan bir meydan var. İşte bir küçük meydan var. Bir karşılama meydanı gibi bir meydanımız var. Bu projenin bana şöyle bir şey oldu. Ben 3. yılda çok sevdiğim meslektaşlar var. Çok sevdiğim arkadaşlar var. Hemen hocamı bilirsiniz belki insanlar varmış. O orada. Onunla o bahaneyle bayağı görüşme şansımız oldu. Sonra şeyi fark ettim. FEMO genç bir sosyal aktivitelerin çıkarılmasının böyle bir avantajı var. Çukurova Üniversitesi'nden mezun, Çukurova FEMO'dan bir arkadaşım böyle sınav zaman içerisinde. Yıllar geçecekler, görüşmek üzere. Ekip ikisinden de bizim projeyi gönderiyoruz, projemizi değerlendiriyorlar. Değerlendiren adamların isimleri yazar. Ama bizim adamlar, abi ne yapıyorsun, ne düştün? Abi ben bu kitle koymuşum, bu orada yaşamıyor falan. Projeye bize müdahale ettiler falan. Yardımcı oldular. O da yalnız benim için o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Hani yıllar önce işte gidip öğrenci yerinde kalmışım. İşte şey yapmışım, beraber bir şeyler yapmaya çalışmışım. Sonrasında mesleğin içinde karşılaşmak
çok hakikaten anlamlı. Devam edelim. Bu da Batı Kent tarafından, Haydar Edeyim Kent Ormanı'nın projesi. Bu PVP'nin projesi, bu da yeni bir proje. Tabii siz programda çalışıyoruz ama bu kardeş olsun projesi. Onun için Kemal Özgür'e destek atmıştık burada da. Bu da eğlenceli bir projeymiş. Geçelim. En son bir yarışmaya girdik. Bu projemiz ikinci oldular bu yarışmada. Projemiz bizimkine çok değerli, orada da söyledim, bir bizimki olacak. Ve o bir satın almalı, çünkü çok büyük bir şey var, onları yapmadı. Alanın şurasında arkadaşlar, bir yapı şey var, biz onu deplasmanda buraya taşıdık. Anladık, yani yarışma alanının içerisinde yerleştirdik. Bir bloğu, karakol olmasını istedikleri bir bloğu. Onlar o yeri değiştirmemişler, form neredeyse çok nedir. Projeleri birbirimize gönderdiğimiz bir şey değil. Yani tam masak aynı şey için verecekmişiz falan diye bayağı değil. Ama biz öyle çok kritik bir şey yaptığımız için, yani çok iddialı olarak, biz yaparken de farkındayız ama hani yer diye düşmüştük, yememiş. Biz peki anlamadık, onlar birinci olsak. Bu benim ekip başı olarak birinci. Bu onu da benim için anlamı var. Son projelerden bir tanesi de bu. Bu arada tabii hayat devam ediyor. Benim hikayem dedi ki, babam kaybetti geçen sene bu zamanlarda, Şamalik ayında. Tabii o da hayatın bir parçası. Ona da bir selam gönderelim. Madem kendi hikayemizi anlatıyoruz. Şimdi yolun yarısında değil miyim arkadaşlar? Yolun yarısında geldiği zaman ben size onu söyleyeyim. Ben hani kendi adıma yani çok şey görmüyorum. Erkekler için şey derler. Bunu da bayan arkadaşlar duymuşsunuz ki erkeklerin çoğu bir yer mi? Erkeklerin evrimi 3 aşamada sonra tamamlanır derler. Bunlardan bir tanesi sizin askerlik yapmanız. Ve onu yaptılardan çıktı. Bildiğim çocuk sahibi olmanızdır. O da oldu. Üçüncüsü de babanın kaybetmesidir. Horror. Ondan sonraki evrim işte bir yere oturduğunuzu söyledim. Yani erkek karakteri öyle oturur falan derler. Kim öyle bir oturup oturmadığını. Oksan Hocam'la sohbet edildiği zaman yanında çalışkanım 3-4 sene önce Oksan Hocam şunu söylemiştim. Bizim mesleki anlamda sözünüzün dinlere bilmesi için yaşınızın 30'a gelmesi lazım. İşte ben öyle 31-32 yaşında falan sonra benim yaşım fark etti. Düzeltme. 35'ten önceki sözüm. şimdi hani benim o saatten sonra kim dinler inanın bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Dedim ya bir işçi peyzaj bilmeli olarak. Kadar. Daha sonra ne olur ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani kendi işini kurmadım, işte şey etmedim, pek çok adamı gördüm, adam olamadım tırnak içerisinde. Ama Behzat Ç'yi acayip söylüyormuştu. Yani şey, kimsenin de adamı olmadı diyor. Onun gibi hani çok fazla insanın peşinden büyüdük. Onların yollarına yardımcı olduk. Onların yürüdüğü yollara bir de destek verdik. Doğru yapan insanların yanında olmaya çalıştık ama kimsenin adamı olmadı. Bir de o hani Ahmet'in fotoğrafı var meşhur duvarın önünde. İşte adam olamadı saklanmış, hayalini bir saklanmış ya. Hani işte bu kadın biraz o yüzden önemli benim için. Hayalini saklamama, o yüzden bana tanıyan bir kadınmış. 35'e geldiğim zaman işte buna dönüşüyor hayat. Bu. Hatta daha samimi olabiliriz burada biz bizleriz. Bir tane daha geçelim. Aslında buna da dönüşüyor. Sadece buna dönüşüyor. arkadaşlar çok baymadığını ümit ediyorum. 10-15 dakika da kalmış. Sanırım burada da ders var. Şey söyleyeyim, yani mesleki anlamda benim kendim ne kadar öğrenmek bilmiyorum. Hani bunlara değer olduğunuz için, çok sabrettiğiniz için teşekkürler. Şunu söyleyeceğim size. Çıkınca işsiz kalıyormuş diye biliyorsunuz. İşte şöyle oluyormuş, peyzaj mimarları çok kazanamıyormuş. Arkadaşlar, mimarların aç geldiği bir camiadan bahsediyoruz. İnşaat sektörüne girilmiş sektörden bahsediyoruz. Planlama çalışması için arkadaşlar için hayallerini bilmek istiyorum ama planlama komünist icat diye yıllardır dünyada demedilen ve pek öcü görülen bir şey olarak algılandığı için planlamayı adam gibi yapmamız gerektiği gibi yaptırtılmayan bir ve bütün bunlardan bahçıvanından şehir plancısından, mühimlerine kadar 50 tane ziraat mühendisliğine, orman mühendisliğine 50 tane adamla da meslek alanımızı böyle temizli benimdi, sen yaparsın, ben yaparsın diye sürekli şey içerisinde ediyoruz. Şunu söyleyeyim, umut yok değil, umut var. Bir arada durmayı başardığınız da var. Kendinize yatırım yapmayı kesmediğiniz de var. Kendinize umudu kesmediğiniz de var. Bir de hani şey rahatçılığına kaçmadığınız var. Ne bileyim mesela işte o da bana iş bulmuyor. Ya o da iş bulmuyor ki arkadaş. Bak işte böyle de bana bunu öğretmeden ya hoca sana her şeyi öğretemez. Belli bir zaman dilimde öğretebildiğin şeyleri öğretir. Git çekirdek bir. Çekirdeğin
ve senin dükkandan bir şeyler istemen gerekir. İşte piyasa ama şöyleymiş. Ya sen stajyaptın mı? Piyasayı öğren diye stajyaptın diye. Yani şöyle mesaj. Yükmeyin, bölümde eleştirin, mezunları eleştirin, odaları da eleştirin, her yeri eleştirin ama önce kendimi yapın, yukarı 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 yukarı. Ben sorumu belirteceğim ama sorusu olan varsa alabilirim. 3-5 dakikamız daha var galiba. Yolunuz nasıl olsun? Sağdınız için teşekkürler deyip sorusu olan varsa alabilirim. Ben kazanım boşta hatırlıyorum.